Desin yargıda senin görevin ne? Sen 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 kimsin ki akıl veriyorsun yargıya? Sen kimsin ki devam etmekte olan bir dava ile ilgili hakime, savcıya ayar vermeye kalkıyorsun? O hakim ve savcı da bir parça hukuk, bir parça vicdan olsa en büyük ayarı sana verir. Otur yerine der. Sen kim oluyorsun? Ben? Haddin değiller yargıya. Yargıya ayar vermek. Bugün Amerika'da böyle. Fransa'da böyle. Almanya'da böyle. Hadi bakalım çıksın bir devlet başkanı. Ayar vermezse ayar vermeye kalksın? Otur yemeden. Ve onu yargılar. Onu yargılar. Burada yargılanması gereken kişi Cumhurbaşkanıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı defalarca yargıyı etkilemiştir, suç işlemiştir. Yargıya talimat vermiştir. Yargıya emir vermiştir. Adalet Bakanına emir vermiştir ki o Adalet Bakanının bile yargıda hakim üzerinde hiçbir ast üst ilişkisi yok. Bakın hiyerarşik yapının olmadığı tek yer yargıdır. İşte, hakimler Savcılar Kurulu'nun tabii içinde bulunduğu o e, yapı buna engel oluyor. Abi, tabi bakın size. Tarsus, Uzun Köprü, Asya Ceza Hakimi, Ağır Ceza Hakimi'nin üzerinde hiyerarşik olarak hiç kimse yoktur. Çünkü o bir yargıçtır. Bağımsız olarak kararını verir. Bugün eminim Osman Kavala dosyasında o hakimlere kimse dokunmasaydı ve rahat eden ee, berat kararı veren hakimleri sürmeselerdi bugün bu dava bu hale gelmezdi ki. Ama ne diyorum Akbaba gibi çökmüş yargının üzerine ülkenin üzerine her konuda beyefendi karar veriyor. Vali benim diyor. Kaymakam benim diyor. Savcı benim diyor. Hakim benim diyor. Cumhurbaşkanı benim diyor. Bakan benim diyor. Bu ülkenin PCR testlerine bile dediğiniz gibi bu ülkenin aşısına bile beyefendi kendi karar veriyor. Bir beyaz gömlek giyiyor, bir cübbe giyiyor. Yani e, gerçekten Türkiye tarihi böyle bir e, tiplemeyi görmedi. Uzun sürede görmez inşallah. Daha doğrusu görmemesini <laughs> istiyoruz. Şimdi e, Mehmet Ceyhan'a da bağlanacağız e, biraz o konuya girelim. Daha sonra da bol bol konuşacağımız konular var. Özellikle hani e, e, o, ekonomiden bahsedeceğiz. Vatandaşın, Tabii ki bağlanmak zorundayız. Şimdi, bahsedeceğiz. E, bu e, aşı. Pandemi süreci alınan tepkiler. Ben sadece bir vatandaş olarak düşüncelerimi söyleyebilirim. Ama gerçek bu işin uzmanları işte. Bugün az sonra bağlanacak hocalarımız, doktorlarımız. Onlara güvenmeliyiz. Onların dediklerini yapmalıyız. Türk tabipler birliğine saygı göstermeliyiz. Asıl, asıl en büyük sahtecilik, en büyük suç. En büyük ahlaksızlık onlara sahtekar demektir. Sahtekar değil de kapat, kapatılmaları Tabii Biz işten. burada doktorlarımıza, ilime, bilime inanıp kendimizi onlara teslim etmeliyiz. Tabii ki e, burada onlar konuşsun. Onları da dinleyelim ama biz. Evet. Bir kulak yani Doktor verelim. Recep Tayyip Erdoğan konuşmasın, savcı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasın, öğretmen Recep Tayyip Erdoğan konuşmasın. Konuşmasın, Evet. o işini yapsın. Ama işinden başka her şeyi yapmaya çalıştığı için ülke bu durumda. Evet işte o yazboz tahtasına dönen PCR testi meselesini konuşacağız. Bu Covid-19 e, yani neredeyse e, iyice e, Türkiye'nin bu benim kameram şu değil mi? Aşısızlara PCR testi zorunluluğu meselesi vardı. Uçaklarda bir kaldırıldı. E, yalnızca uçak seyahatinde tekrar bir geri adım atıldı. Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi. Tam bir yazmaz oldu. Ee, ama otobüs, feribot gibi mesela e, seyahat araçlarındaki daha uzun süreli seyahatler bunlar, e, konser, spor karşılaşmaları etkinliklerinde, iş yerlerinde ve okullarda aşı yaptırmayanlar negatif PCR testi getirmek zorundaydı. Artık değil. E, ama ama birçok uzmana göre bu karar salgının seyri için çok çok tehlikeli. Bir haberimiz var o haberimize verelim. Bir genel havasını görelim. Sonra Mehmet Ceyhan'a bağlanacağız. Omikron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık dört kat birden arttı. O artışla rekor üstüne rekor kırılıyor vaka sayılarında. 12 Ocak'ta 78 bine dayanan vaka sayısı son 24 saatte 63.967 olarak kaydedildi. Can kayıpları ise hala çok yüksek. Omikron varyantında yayılım bu kadar hızlı iken aşısızlara yönelik test zorunluluğu kaldırıldı. Hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Hükümetin yaptığı adeta selin önünde duramıyor, baraj kapaklarını açıyor. Aşı yaptırmayan kişiler etkinlik, iş yeri ve okullara ancak hastalık taşımadıklarını gösteren negatif PCR ile girebiliyorlardı. Toplu taşımayla yolculuklara da böyle çıkabiliyorlardı. Artık ne aşı ne test gerekecek.